Merhabalar. 2022'nin Ağustos ayında annem Manisa Alaşehir'den misafir geldi. Annemle oğlum oturuyorlar. Oğlum hayretler içerisinde bırakıyor beni. Çok uslu. Atlas Deniz şu anda 8 yaşında. Kaça gideceksin sen şimdi? İki geleceğim. Ne zaman başlayacak okul? 10 gibi. 10 gün sonra okul başlayacak. Üçe gideceksin. Yaşını anlatıyor. Evet, babaannesi torunuyla buluştu tekrar. Bu güzel bir hatıra olsun diye videoyu çekmeye Çok çalışıyoruz. mutluyum. Evet. Atlas'ı çok seviyorum. O çok böyle kanı sıcak bir çocuk. Evet. Yani bütün hepiniz öylesiniz. Sen de, hanımın da. Size doyamıyorum ben zaten. Gidince çok özlüyorum. Daha ne diyeyim Sevda abla geldi dün. yani? Evet. O da oturdu, misafir oldu. Sen de şimdi dolmuşa binince anne, garaja gideceksin. Oradan da Alaşehir'e gideceksin. Alaşehir'e bizden selam gönder. 1,5 senedir ben gelmedim. Eylül ayının içinde geleceğim inşallah. İnşallah. Bütün eski dostlarıyla buluşursun. Senin Kore'ye gitmene çok sevindim. Tabii. Başlamana çok sevindim. Mutluluk duyuyorum zaten orada ben. Arkadaşlarım var orada. Aa, bütün gençler var. Ben en yaşlıları olmakla beraber bana çok saygı duyuyorlar, seviyorlar. Çok mutluyum. Alaşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu. Bu sene de ne okuyacakmışsınız? Klip çekilecek. Sanırım TRT'de yayınlanacakmış. Türkü mü okuyacaksınız? Bilmiyorum şarkı mı, türkü mü. Bakalım. Bir sürü gençler var. Sayınız. Sen onun içinde mutlusun. Evet, çok mutluyum. Çünkü çok saygılı bir toplum. Ne güzel. Belediye başkanımız da iyi, Ahmet Bey. Evet, o düzenliyor zaten Çok o selamlar ona. etkinlikleri. Evet. Kendisine buradan teşekkür ederim. Sağ olun. Sarıldı Atlas. Çok özleyecek babaannesini. Çok akıllı bir torunum var. O kadar güzel bir edebiyatı var ki konuştuğu zaman kelimeleri birbirine çok güzel bir şekilde bağlantı yapıyor. Çok güzel konuşuyor. Çok seviniyorum. Konuş bakalım babaannenle. Evet, konser değil işte. Biraz ben yanlış anlatmış olabilirim Atlas. Şey çekilecek, klibimiz çekilecek bizim. TRT'de yayınlanacakmış. Çok mutluyum. Orada herkes tek başına bir şey söyleyecek, bir eser. Bana da seçecek mi hoca bilmiyorum. Şu anda bilmiyorum. Sürpriz. Prova yapılacak yani. TRT'de de çıkacak. Prova da değil. İşte tam klibimiz çekilecek. Pazar günü. Evet. Güzel. Turgay Hoca vardı, senin müzik Evet. öğretmenin. Yani koro şefiydi Alaşehir'de, İzmirliydi. Ben ara sıra o kendisiyle görüşüyorum. Bir arada birlikte bir müzeyi, bir yeri gezeceğiz. Haftanın 3 günü o boşmuş. 3 günü konserlere gidiyormuş İzmir'in çeşitli semtlerine. Evet. Ders veriyormuş. Bir de internet üzerinden ders veriyormuş. Sibel Hanım, size de döneceğim de. Ben Bir bu dakika. hocamız Siz da de gelin bana. fevkalade iyi. Evet, bu arkadaşın adı neydi? Berkan Çiftçi. Evet. Çok genç ve çok faal biri. Hepimizi çok güzel yetiştiriyor. Çok da seviyorum. Evet, Sibel Hanım geldi, karaya dahil oldu. Duygu ve Merhaba. düşüncelerinizi alalım, evet. Mutluyuz. Anneniz yanımızda. Allah razı olsun. Birlikte zaman geçiriyoruz. Bu sefer biraz kısa oldu. Anneme klip çekimi nedeniyle. Evet. Olsun. Gelip görmek, iyi olduğunuzu bilmek, onun iyi olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. İnşallah daha senelerce böyle anlara şahit oluruz. Annem meşhur olduğu için yakında imzalı fotoğraflarını evden sokağa doğru, bakkal, Sultan Bakkal'a doğru sıraya girecekler, imza isteyecekler. Evet. Meşhur bir aile. Meşhurum ben, Atlas diyor zaten, her zaman meşhur. Sen beni tanımıyor musun diyor gittiği Çok yerlerde. güzel bir aile düzeniniz var. Evet. Bunları da bana yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sen çok güzel bir babasın. Çalışkan, evine düşkün, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan bir babasın. Seni de iftihar ediyorum. Eşin de fevkalade bir ev hanımı, dört dörtlük. Yani sizi çok seviyorum. Bu çocuğun 6. hislerin senin kuvvetlidir. Bu çocuğun gelecekte şapkalı bir meslek mi yapacak demiştin.
Evet. Öyle bir şey kaldı evet, aklımda. Ben onu rüyamda kundakta elimde görmüştüm. Kundağı böyle kucaklamıştım. Ve Atlas kundakta ilahi okuyordu. Sordum sarı çiçek ilahisini okuyordu. Başında da böyle bir beyaz şapkası vardı kundakta. İmam mı olacak bu ahçı mı onu anlayamadım ben. Hayırlı evlet olsun. Kep de olabilir üniversitede. Evet. Yani illa beyaz olması şart değil. Bir deniz kenarındaydım. Polis olabilir. Ben bu rüyayı gördüm evet. Ve çok iyi hatırlıyorum. Denizci bir asker olacak o zaman. Bilmiyorum. Ben de bilemedim. Evet. Sizi burada mutlu olarak bırakıp gideceğim. Gözüm arkamda kalmayacak. İkinize de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gelinim olması ile beraber bana anne gibi davranan kızıma çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sibel'e. Allah sağlık uzun ömür versin. Inşallah. Sağ olun. Fıstık Atlas büyüdü. Ailesi dört dörtlük bir aile. Sibel'i. Evet. Ben yalnız yaşıyorum. Benim aile büyüklerimden hepsi vefat etmiş. Bir tek aileme yakın olan teyzemin torunu Sevda Kahveci var. Bir de uzaklarda bir oğlum var. Levent Özmut diye. Bir tane daha torunum var. Allah hepsini bağışlasın. Anladım. Hepsine sağlık sıhhati versin. Babam yemin. Evet. Babamlarından biri yani. Benim babam da şu an burada. Babam oğlu. Oğlu torunu değil. Evet. Olabilir. Anladım ben. Olabilir. Evet. Olabilir yani. Burada o da. Evet. Babaannemin gelini de burada. Evet. Ben de onun bir torunuyum. Bir şarkı fısıldayabilir miyim? Fısılda bakalım. Fısıldayabilir. Bir şarkı söyle. Çok az bir kıtasını okuyacağım. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde herkes bana yabancı hepsi başka biçimde her şey bana yabancı herkes başka biçimde ben gurbette değilim gurbet benim içimde. Ne güzel alkışlayın. Alkışlamayın döverim. Evet. Teşekkür ederiz. Bu videoyu bize çektiğin için oldu. YouTube kanalımıza koyacağız hatıra olsun. Tamam sağ ol. Gezgin Nuri'ye koyacağız. Evet, evet. Sana evet. Da göndereceğiz babaanne. Sizde gurur duyuyorum. Aa tamam. Ben de gurur duyuyorum. Oğlunuzu canım da anne. Çok güzel yetiştirmişsiniz. En başta olan beğendiğim yeri merhametli olması ve saygılı olması. Teşekkür ederim. Ne güzel. Ben de ederim. Kapatıyoruz videoyu. Şunu da gösterelim. Ellerimizi koyuyoruz. Evet koy. Hadi bakalım bay bay.